Bu rahatsızlıklarda vücudumuzdaki her türlü bezeler, miyomlar, kistler, tümörler vesaire, bunlar genelde ameliyatla alınma yolu tercih ediliyor ama ameliyatların bildiğimiz kadarıyla zararları da çok fazla. Çözüm olmuyor netice itibariyle. Mesela miyom, diyelim ki yumurtalıklarda kist veya miyom, yani o kist veya miyom ameliyat edilirken yumurtalığa da zarar veriyor. Gebeliğini önleyebilir ileride. Yani basit bir durum değil ki. 1, 2 ameliyat aldınız. Peki onu besleyen kökleri, odakları yok ettiniz mi? Yok. O halde ne olacak? 6 ay, 1 yıl sonra tekrar miyom. Bugün bir bayan geldi. Miyomu ameliyat olmuş 2 defa. 3. defa ameliyat olmak istemiyorum. Korkuyorum belki zarar verir diye. İleride hamile kalamam diyor. Şimdi İtalya'da, Türkiye değil İtalya'da 43.000 bayanı 1 yılda miyom ve kistten dolayı ameliyat etmiştir. Yani sigorta şirketi diyor ki ya 1 yılda 43.000 bayanın ameliyat olmaması lazım. Kist, miyom ameliyatı olmaması gerekir. Bu kadar ameliyat neden oldu? Bir araştırma yapıyor ki miyom ve kist ameliyatı olan 43.000 bayanın %98'inin gereksiz yere ameliyat olduğu ortaya çıktı. %98. Ya bu Türkiye'de bu kadar olmaz tabi de. Yani %80 yine olabilir. Büyük bir rakam. Yani büyük rakam. %98'i sadece para kazanmak amacıyla ameliyat ediyorlar İtalya'da. Yani bu insani bir davranış değil. Çünkü ameliyat ettiğin insanın hormon dengeleri bozuluyor. İleride anne olma durumu ortaya çıkıyor. Yani insana hayatıyla oynuyorsun. Basit bir şey değil bu. Durup dururken. Oysa biz çok basit iksir, tonik ve çayla eritme. 2 ay, 3 ay, en fazla 4 ayda eriyor. Problemsiz. Evet. Yani bu ameliyat olayı bünyede büyük tahribat da yapıyor tabii. İfade ettiğiniz gibi. Yani ameliyattan sonra bitmiyor. Ameliyat edilen nokta enfeksiyon kapmasın diye uzun süre antibiyotik almak zorunda. Serumla birlikte antibiyotik veriliyor. Ne oluyor? O almış olduğu antibiyotikler o zaman başlıyor büyük problem. Çünkü almış olduğu antibiyotik bağırsakları tahriş ve tahrip ediyor. Bağırsaktaki bağırsak çiçekleri dediğimiz faydalı bakteriler ölüyor, zararlı bakteri ve mantarlar çoğalıyor. İşte bundan sonra hastalıklar 1 ise 5 oluyor. Hocam bir de şey sormak istiyorum size. Programımızın da vaktimiz biraz daraldı ama toplumumuzda özellikle bayanlarda belli bir yaşın üzerinde biraz da kilonun etkisiyle belki bu eklem ağrılarından çok büyük şikayet var. Eklemlerin tutulması, kireçlenme, romatizma, iltihaplı romatizma gibi rahatsızlıklardan çok şikayet ediliyor. Bunun sebebi nedir? Bundan kurtulmak için izleyicilerimiz ne yapabilirler? Şimdi ben kendim de kullandım. 13 sene ilaç kullandığım için sağ dizimde kemik erimesi başlamıştı yıllar önce. Buna karşı iksir, tonik, kemik çayı kullanmak gerekir. Fakat tabii ki çok aşınmışsa yüzmek, çok yürüyüş yapmak, sağlıklı beslenmek önemli. Çok önemli. İksir, tonik, kemik çayı kullanmak çok iyi olur. Mesela iksir kullandığında kıkırdaklar tekrar kaliteli sıvı salgılar. Yani tüm eklemler, omurlar arasında olsun, el ve ayaklar arasındaki eklemlerde kıkırdaklar sıvı salgılar. Bu sıvı herhangi bir darbe anında eklemleri, kemikleri korur. Yani koruyucu. Arabalarda olan ne denir? Amortisör gibi. Amortisör gibi. Yani mesela omurlar arasında amortisör, bu omurlar arasında disk var. Disk aynı evde temizlik içinde kullanılan sünger gibi. Gece yattığımızda o sünger etrafındaki sıvıyı emer. Mesela 6 milime ulaşır kalınlığı. Gün boyu çalışırken yavaş yavaş incelir. 4 milime iner. Sabah kalkarsınız, aynanın karşısına geçersin, boyunuzu ölçersin, 1.70. Akşam işten gelirsiniz, yorgun argın, piliniz bitmiş, boyunuzu ölçersin, 1.68. 2 santim kısaldım. Böyle bir esnekliğimiz de var. Bunda ben omurlar arasında bu diskler çalışma nedeniyle gün boyu yorulur, o içerisindeki sıvı azaldığı için disk biraz incelir. İşte bu diskler çok fonksiyonel. Mesela bir yerden bir yere insan atladığı zaman kedi gibi atlıyor, bir şey olmuyor. Neden? Bu diskler basıncı alıyor, havayı alıyor, kırılmaları önlüyor. Vücudumuzda da mükemmel bir yapı var. Allah'ın takdiriyle. Takdiri. Evet.